basın mensupları, günümüzde yaşanan bir takım gelişmeler ve bir takım olaylar maalesef sendikaların bu sivil toplum örgütlerinin yaşadığı süreçte karşı karşıya getirmekte, zaman zaman karşı karşıya gelişlerde karşılıklı ithamlar ve söylemler hakaret boyutuna ulaşmaktadır. Değerli basın mensupları, işte ilimizde de Memur Sen İl Temsilcisi olarak görev yapan Sayın Ahmet Saatçı'nın gündemi yorumlamak yerine Türkiye Kamu Sen'e yönelik bir takım itham ve hakaretleri Türkiye Kamu Sen tarafından cevapsız bırakılması mümkün olmayan bir hal almıştır. Değerli basın mensupları, şu ana kadar neredeyse başlarına gelen her şeyi, yaşadıkları her olumsuz olayı başkalarına mal etmek, çamur atmak alışkanlığı kazanmış olan bu zihniyet, maalesef ülkede yaşanan olumsuzlukların sorumlusunu dış güçler, cemaatler, tarikatlar ve kendi yaşadıkları başarısızlıkların sonucunu da Türkiye Kamu Sen olarak görmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Karşılarına çıkan her adayı Kamu Sen'in çıkardığı, başlarına gelen her olayı Kamu Sen'in organize ettiği gibi bir hezayana, bir yanılgıya kapılan bu zihniyet, maalesef Türkiye Kamu Sen'e başarılarından dolayı söz atmaktan, hakaret etmekten, iftira etmekten bir türlü kendini alıkoyamamıştır. Değerli arkadaşlar, Memur Sen İl Temsilcisi sıfatını üzerinde bulunduran bu kişi, Türkiye Kamu Sen'e yönelik Ergonokon'a ev sahipliği yapmak, darbecilerin postalını yalamak gibi ağza alınmasının bile abes iştigal eden bir söylemle Türkiye Kamu Sen'e ve onun üyelerine hakaret etmiş ve rahatsız etmiştir. İşte bizi Ergonokon'a ev sahipliği yapmakla suçlayanlara ben şunu sormak istiyorum. Acaba Doğu Perinçe'yi sendikanıza getirip konferans verdiren Türkiye Kamu Sen miydi? Ahmet Saatçı diyor ki, Memur Sen olarak amacımız sadece ücret politikacılığı değil, dava adamı olmaktır. Ücret araçtır. O halde söyler misiniz? Siz üye yaptığınız insanları neyin aracı olarak görüyorsunuz? Hak aramak için peşinize taktığınız insanları hangi davaya hizmet ettiriyorsunuz? Sayın Saatçı, bize olan suçlamaları yöneltirken bir kez daha keşke içinde bugün bulunduğu durumu Çorum Türk Sağlık Seni, daha doğrusu Çorum Sağlık Seni içerisine düşürdüğü durumu da bir kez daha düşünebilseydi. Yani yapmış olduğu seçimlerin iptal edilmiş, delege seçimlerinde usulsüzlük yapmaktan dolayı delege seçimlerini iptal edildiği bir anlayışın başkalarını suçlaması haddini aşmaktan başka bir şey değildir. Diyor ki, biz dün andımızın bize, bugünse çocuklarımıza zorla okutulmasından rahatsızlık duyuyoruz. Ve bunun için diyor, biz rahatsızlığımızı da ifade ediyoruz. Keşke bu arkadaşlarımız bu duydukları rahatsızlığı böyle tatlı su balıkları gibi kendi siyasi iktidar ve destekçilerinin olduğu gün değil, 28 Şubat'ta Türkiye Kamu Sen Kızılay'da kesintisiz demokrasi istiyoruz diye eylem yapıp bildiri dağıtırken köşelerine çekilmek yerine keşke andımızdan rahatsızlıklarını o gün söyleyebilecek yürekliliği ve cesareti gösterebilselerdi. Araba buraya bayağı uzun.